Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Herkese mutlu günler, programımıza hoş geldiniz. Değerli dinleyiciler, dop dolu bir içerik sizleri bekliyor. Saat 16.30'a kadar birlikteliğimiz sürecek bu süre çerçevesinde. Elbette ki takımlarla ilgili son durumu, transferle ilgili gelişmeleri aktaracağız. Biliyorsunuz Dušan Tadić Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. Normalde Beşiktaş'ın görüştüğü bir oyuncuydu. Yine Halil Dervişoğlu da öyle. Bu iki transferin Beşiktaş'ın rakiplerine gitmesinden dolayı Beşiktaş taraftarının tepkisi var. Yönetime ve Başkan Ahmet Nur Çebi'ye. Bununla birlikte Beşiktaş'ta kurullar bir araya geldiler. Bakalım Beşiktaş'ta son durum ne? Buna bakacağız programı çerçevesinde. Yine Fenerbahçe'nin talepleri doğrultusunda bir komisyon kuruldu. 1959'dan önceki şampiyonlukların sayılıp sayılmayacağı ile ilgili bir araştırma yapacak bu komisyon. Benzer nitelikte bir komisyon daha önce de kurulmuştu ve bu komisyon 1959 öncesindeki elde edilen başarıların şampiyonluk sayılarına eklenmeyeceği, yani Süper Lig'in tescil edildiği tarihten itibaren, 1959'dan itibaren kazanılan şampiyonlukların yıldız kazanmayı sağladığı yönünde bir görüş belirtmişti. Ama buna rağmen Türkiye Futbol Federasyonu yeni bir komisyon oluşturdu ve bu komisyon çalışmalarına başlayacak. Bunun yansımaları hukuksal çerçevesi nedir, buna bakacağız. Ve ayrıca elbette ki başka konular var. Trabzonspor'da mesela Dorukhan Toköz'le yollar ayrıldı. Niçin böyle bir ayrılık kararı alındı? Bunu da sorgulayacağız programımızın ilerleyen aşamalarında. Ama her şeyden önce kadın voleybol takımını kutlamak lazım. Milletler Kupası'nda finalde Çin'i mağlup ederek şampiyon oldular. Çok büyük bir zafer elde ettiler. Kulüpler düzeyinde de kadın voleybolda çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Bunun milli takıma yansımaması zaten anormal olurdu. Bunu dün Wimbledon tenis turnuvasında harika bir final maçı vardı. Carlos Alcaraz, 20 yaşındaki İspanyol tenisçi, son derece önemli bir galibiyet elde etti. Bütün bunların detaylarını, Djokovic karşısında elde ettiği galibiyetin detaylarını da yine programımızın ilk aşamasında sizlerle konuşacağız. Değerli dinleyiciler, sevgili Aslan Yıldız bizimle birlikte, çok başarılı bir spiker ve dünya futbolunu, sporunu yakından takip ediyor. Her gün düzenli olarak Avrupa basını, spor basını tarıyor ve bize önemli bilgiler aktarıyor. Aslan, hoş geldin, merhaba. Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar. İyi çalışmalar dilerim. Teşekkürler. Tabii senin nezdinde kadınları kutlamak lazım. Kadınlar sporda da öncü olduklarını, olabileceklerini gösteriyorlar. Kadın voleybol takımı, milli takım harika bir sonuç elde etti. Müthiş bir başarı, zafer değil mi? Ne dersin? Kesinlikle katılıyorum. Gerçekten çok büyük bir gurur ve büyük bir başarı örneği. Senin de az önce bahsettiğin gibi aslında pazar günü ilklere, gururlara ve başarılara sahne olarak haftalarımızda yer edecek. Trenin sultanlarından ilk önce bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü Cumhuriyetimizin 100. yılında çok anlamlı bir galibiyet oldu. Şimdi 3-1 mağlup. Evet, Çin'i 3-1 mağlup ederek Milletler Ligi'nde altın madalyanın sahibi oldular. Gerçekten kutluyoruz. Ki bundan önce de yine voleybolda çok önemli bir rakip olan ABD'yi de yenmişlerdi. Yine çok iyi bir oyun ortaya koymuşlardı. Dün tüm Türkiye nefeslerini tuttu. Kalpten millileri desteklediler. Unutulmaz anlar ve ilkler yaşandı. Onlardan bahsetmek gerek. Dünkü maçta kazanma hırsı, mücadele, istek, ter ve büyük bir heyecan vardı. Kaptanımız Eda Erdem yine takımı ateşleyen isim olarak sahnedeydi. Takım olarak her bir milli oyuncumuz büyük bir mücadele örneği gösterdi ve şampiyonlukta ciddi bir pay sahibi oldu ama dün ön plana çıkan bazı isimler vardı ki zaten bu ortaya koydukları performansla ödül de aldılar. Onlardan biri Zehra Güneş'ti. Adeta dünkü maçta duvar oldu ve performansıyla Milletler Ligi'nin en iyi orta saha oyuncusu seçildi. Ebrar Karakurt yine hırslıydı. Sergilediği büyük mücadeleyle ön plana çıktı. Takımımızın pasörü Melisa Vargas sahada yine muhteşemdi ve turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Yine milli voleybolcumuz Gizem Örge de en iyi libero oldu. Böyle büyük başarılar elde ettiler. Bu şampiyonluğun başka bir açıdan da oldukça anlamlı olduğunu söylemeliyiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında zirvedeki ABD'yi devirerek Dünya Kulüpler Sıralamasında zirvenin yeni adı olduk. Böylece Türk voleybol tarihinde yeni bir dönem başladı diyebiliriz. Yine mesela ilklerden biri milli takımımızın başına çıktığı ilk turnuvada ödül alan İtalyan antrenör Daniele Santarelli oldu. Bu da önemli, dikkat çeken bir detay. Ve bundan sonra, yani bu başarının ne ilk ne de son olduğunu söylemeliyiz. Bundan sonraki turnuvalarda da yine şampiyonluklar gelecektir diye düşünüyorum. Evet, İtalyan antrenör de sevinç gösterileri sırasında bir yerel halk folklorik bir oyunu oynamış değil mi?
Ankara Havası evet. oynamıştı. Evet evet. Amerika'daki kutlamalarda Erik Dalı çaldı. Ha, Zeytin Dalı. Sporcularla beraber evet. Antrenör Santarelli de yine eşlik etti. Evet, gayet güzeldi. Son derece haklı bir başarı ve galibiyet coşkusunu yaşadı kadın voleybol takımı ve ülkemize de yaşattı bunu. Peki aslında bu konuyla ilgili ekleyeceğim bir başka şey yoksa sana dünkü Wimbledon finalini soracağım. Evet, yani dediğim gibi çok gururluyuz. Tekrar tebrik ediyorum milli takımımızı. Aynı başarıları futbolda da yaşamayı umut ettiğimi de eklemek istiyorum. Umarım. Futbolda umarım. Ve diğer branşlarımızda haklısın. Evet, evet. Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecekler bizi uluslararası arenada önümüzdeki yıl. Umarım aynı başarılar oradan da gelir. Peki. Bu arada... dün 20 yaşındaki İspanyol tenisçi Alcaraz son derece önemli bir başarı elde etti. Carlos Alcaraz Djokovic karşısında. Tabii bu, evet. bu önemli final maçının ki 4 saatten fazla sürdü. Dünyada da yansımaları var. Evet, yani şu anda dünya basınında ön plana çıkan konulardan biri tabii ki bu. Çünkü büyük bir başarı örneği var burada da yine. 20 yaşındaki Alcaraz uzun yıllardır şampiyon olan ve tenisin efsane isimlerinden biri olan Djokovic karşısında büyük bir başarı elde etti. Finalde karşı karşıya geldiler. Senin de dediğin gibi uzun soluklu bir mücadeleydi ama heyecanlı bir maçtı. İlk seti kazandıktan sonra Wimbledon'da hiç kaybetmemiş bir rakibi mağlup etmek çok büyük bir başarı. Burada da Alcaraz'ın ne kadar mücadeleci olduğunu görüyoruz aslında. Ki İspanya dediğimizde zaten teniste çok ön plana çıkan bir ülke. Efsanevi isimler yine oradan çıkıyor. Nadal, Federer gibi. Onlardan sonra da bu başarıyı elde etmek tabii İspanyol basınında geniş yer aldı. Yankı buldu. Final maçında üstün bir performans sergiledi ve rakibinden de övgü aldı. Onu da değinmeliyiz. Çünkü spor aslında centilmenliktir. Özünde centilmenlik var. Djokovic de yaptığı basın toplantısında dünyanın en iyisi olduğunu kanıtladığını söyledi. Aynı zamanda dünyanın en önemli 3 tenisçisinin özelliklerinin hepsinin kendisinde olduğunu da ekledi. Kendisini de katarak buna. Bu da anlamlıydı. Yine aynı şekilde İngiliz Grand Slam'da Djokovic'i yenebilen ilk tenisçi oldu bu arada. Alcaraz. Böyle de bir başarısı var. Bunu da söyleyebiliriz. Evet. Son derece önemliydi. Ben de yayına girmeden önce sen bunları anlatırken onu düşünüyorum. Alcaraz'ın henüz çocukken 11-12 yaşlarında bir röportajını bulmuş. AS TV AS gazetesinin televizyonu. Ona bakıyordum. O zaman daha 12 yaşındayken hayalinin, amacının Wimbledon şampiyonu olmak olduğunu söylüyor Alcaraz. Ve 8 yıl sonra evet. gerçekleştiriyor. Evet, aslında kariyerindeki bu ikinci başarısı oldu. Amerika Açık'ta da bir turnuvayı kazanmıştı. Wimbledon'daki ilk şampiyonluğu oldu senin de dediğin gibi. Yani bütün tenisteki büyük isimlere aslında ben de varım mesajı verdi. Ve genç yaşına rağmen bunu yapması da oldukça önemli. Evet. Sevgili Aslan Yıldız bu önemli bilgileri aktardı. Öncelikli olarak kadın voleybol takımımızın Milletler Kupası'nı kazanması ve dünya sıralamasında birinciliğe yükselmesiyle ilgili başarının detaylarını sizlerle paylaştı ve Wimbledon finalinden bahsetti. Aslan, var mı anlatacağım başka bir konu? Başka bir konu yok. Bir de tabii bugün ön plana çıkan haberlerden biri de Messi'ydi. Inter Miami'ye transferiydi. Evet. Onunla ilgili Pink Stadium'da. Evet, evet. Tanıtımı oldu. Tanıtımı oldu ve yağmurlu havaya rağmen gelen hayranları yalnız bırakmayanlar vardı, taraftarlar vardı. Yine o da anlamlı ve güzel bir gelişmeydi bugüne yansıyan. Ne diyorsun sen Inter Miami'yi tercih etmesi? Elbette ki çok büyük bir parayı kazanacak ama bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde Miami'de futbol hayatını sürdürme kararı aldı. Bu arada Busquets, Messi'nin Barcelona'dan takım arkadaşı, onun da Barcelona'yla yolları ayrılmıştı bu sezon itibariyle. Busquets'i de transfer etti Inter Miami. Barcelonalılar, eski Barcelonalılar Inter Miami'de buluşuyor. Ne diyorsun? Bekliyor muydun böyle bir şeyi Messi adına? Yani Messi zaten Paris Saint Germain'den ayrılacağını belli etmişti. Aslında onun kalbine yatan yer Barcelona ki orada futbolu bırakmak istiyor. Doğru. Ama yine de kariyeri için önemli bir adım. Amerika'da genelde böyle önemli isimler forma giyiyorlar. O yüzden yani kendi imaj değeri açısından baktığımızda iyi bir karar diyebiliriz. Evet. Aslan, çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sormadan edemiyorum. Var mıydı bir başka detay daha ekleyeceğin? Ben teşekkür ederim. Tamam. Bunlar ben çok teşekkür ederim haberlerdi. Katıldığın ve bu önemli bilgileri aktardığın için bize. Aslan Yıldız konuğumuz. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Trabzonspor Doğukan'la yollarını niçin ayırdı? Sevgili Hakan Yoloğlu, usta gazeteci bizimle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz sevgili Hakan Yoloğlu. Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin Sayın Sancar. Size de kolay gelsin. Sürpriz bir gelişme miydi sizce? Yani şunu söyleyeyim, ben aslında ben çok şaşırmadım. Neden şaşırmadım? Özellikle geçen sezon Dorukhan'ın sakatlığı sonrasında oyuncunun İstanbul'da kalma isteği ve ben burada özel fizyoterapist nezaretinde çalışıyorum, Trabzon'da bu imkanlar yok deyip, o zaman da biliyorsunuz Abdullah Avcı istifa etmişti, Orhan Ak'la devam kararı alınmıştı. Evet. O dönem zarfında yönetim kurulunu böyle ikna etti. Oyuncu İstanbul'daydı. Hatta açıklama da yapıldı. Çünkü eleştiriler geliyordu. Neden gelip Trabzon'da çalışmıyor şeklinde. Oyuncunun da açıklaması vardı. Yönetimden, o dönemin hocasından izin aldığını ve sezon sonunda, yani yeni sezon için hazırlık kampına çalışmalara katılacağını ifade etmişti. Ancak teknik direktör değişim yaşandıktan sonra, özellikle Nenad Bjelica çok disiplinli bir teknik direktör, haliyle geldi, baktı hangi oyuncumuz var, kiralık oyuncular kimler, sakat oyuncuların durumu ne, mutlaka Dorukhan gözüne çarpmıştır, bu adam neden İstanbul'da çalışıyor diye. Ardından daha önce kendi açıklaması, yeni sezon hazırlıklarına geleceğim diyen Dorukhan daha sonra Trabzon'a gelmek zorunda kaldı. Burada çalışmalar, ardından Trabzonspor'un işte sezon bitti, Slovenya Cup'ı derken iki hazırlık müsabakası Trabzonspor oynadı. İkisinde de forma şansı vermedi ama Dorukhan'a baktığımız zaman gerçekten bir kilo fazlalığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ve dün yaşanan gelişme şu şekilde, özellikle Nenad Bjelica kendisine yeni bir antrenman programı vermiş. Demiş ki hani şu an hazır değilsin, kiloların var, o yüzden bu antrenman programını uygula deyince belki biraz tempo olarak yoğun gelmiştir, belki ağır gelmiştir, onu bilmiyoruz. Ama akşam saatlerinde oyuncu önce hocasına ayrılmak istediğini, Trabzonspor'da kalmayı düşünmediğini ve sözleşmenin feshedilmesini isteğini önce hocasına iletti. Ardından bu konu tabii yönetime geldi. Yönetim kurulu akşam bu konuyu kendi arasında değerlendirdi ve ışık hızında da sabahleyin kap açıklamasıyla beraber karşılıklı olarak yapılan görüşme neticesinde Dorukhan'la Trabzonspor'un yollarının ayırdığını ifade etti. Şimdi şu pencereden bakmak lazım. Ciddi bir sakatlık yaşadı. Yani çapraz bağ ameliyatı sonrasında oyuncuların gerçekten toparlaması çok uzun zaman alıyor. Dönenler var. Eski performansını yakalamayanlar var. Bu bir gerçek ama Dorukhan Toköz gibi Trabzonspor'un şampiyon olduğu dönemde ciddi anlamda katkı sağlayan bir futbolcuyu böyle bonservis bedeli almadan göndermek bana göre çok ciddi bir hata. Belki yönetim kurulu şundan bakmıştır. Hani çapraz bağ koptu. Hocayla da görüşmüştür. Hocam ne yapabiliriz? Verim alabilir miyiz? Alamaz mıyız? Hoca da muhtemelen bu haliyle, çünkü kilolarını da vermemiş. Hani mesela ben Dorukhan'dan şunu beklerdim. Trabzonspor'da oynamak istiyorsa tatilde bile, arkadaşları tatil yaparken eğer kilo fazlalıkları varsa, ki var, İstanbul'da çok açık söylüyorum, yani Trabzonspor'daki gibi çalışmamışlar, ciddi bir kilo fazlalığı var. Haliyle ben olsaydım Dorukhan'ın yerinde, herkes tatile giderken daha fazla çalışırdım, tatili daha az yapardım, bir şekilde bu kilolardan kurtarırdım. Ama ben şaşırmadımdaki kastım oydu. Aslında özellikle oyuncunun İstanbul'da kalma isteği, Trabzon'a gelmeme isteği geçen sene başlayınca ben bu şeyleri en azından bekliyordum. Önüne de böyle bir fırsat gelince, hani hoca çok ağır idman programı koydu, ben bu yükün altından kalkamam, bu benim için çok ağır ifadeleri kullanıp ayrılma istediği gelince önüne bir fırsat geçti. Bu fırsatı kullanarak Trabzonspor'la yollarını ayırdı. Ama dediğim gibi bugün baktığınız zaman İstanbul takımlarının çok rahat bir şekilde isteyebileceği, alabileceği 8+3'te 3 yerli oyuncunun oynatılacağı bir ligde çok rahatlıkla her kulübün istediği bir oyuncudur. Ama dediğim gibi parantez içinde şuna bakmak lazım. Kısa süre içerisinde toparlar mı? Çünkü bonservisi elinde. Bugün baktığın zaman Şenol Güneş de bu tarz oyuncu ister, Fenerbahçe'de ister, Başakşehir'de ister. Yani belki Galatasaray, hani şu an oradaki transfer fazlalığı sebebiyle belki düşünmeyebilir ama onun dışında birçok kulübün çok rahat bir şekilde
almak istediği bir oyuncudur. Hatta kamp yerinden ayrılıp İstanbul'a gelmiş. Transfer görüşmeleri muhtemelen yapacak. Çünkü artık hangi takıma gidecek sizce? Biliyor musunuz? Vallahi hiçbir bilgim yok ama çok biraz önce söylediğim gibi yani çok rahat gidebilecek bir oyuncu. Ama onu alan takımın şuna bir bakması lazım. Yani sağlık raporunu çok iyi incelemesi lazım. Hazır bir oyuncu mu, ne kadar zaman sonra hazır olacak, mutlaka toparlayacaktır ama yani Trabzonspor çok kolay vazgeçti oyuncudan, onu bir kere söyleyeyim. Yani bu anlayacak bir durum değil. Bugün baktığınız zaman Transfermarkt piyasasında özellikle 5 milyon euro gibi bir piyasa değeri olan bir oyuncudan hiç bonservis bedeli almadan sadece alacaklarına karşılık olarak sözleşmeyi feshetmek çok doğru bir hamle değil. Ve bir de anlam veremediğim nokta şu, hiç düşünülmedi çok. Yani dün akşam karar ortaya çıkıyor. Bu sabah acilen jet bir kararla Trabzonspor yönetimi karşılıklı olarak feshediyor. Yani oyuncunun istediği oldu. Ama bu olayı biraz değerlendirmek lazım. Bir bakmak lazım. Sorunun kaynağına inmek lazım. Biraz ben çok acele ettiğini düşünüyorum Trabzonspor yönetiminin. Biraz daha en azından düşünüp karar vermesi gerektiği kanaatindeyim. Hani Beşiktaş'tan şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz sözleşme uzatmamış, oradan ayrılmıştı Trabzonspor'a gelmeden önce. Ama orada o zaman başka bir teknik direktör vardı. Başkan Ahmet Nur Çebi'ydi. Şenol Güneş mutlaka bu tarz bir oyuncu ister. Fenerbahçe ister. Onu sizlere söyleyeyim. Emre Belezoğlu'nun hatta arayıp kapımız sana açık, istediğin zaman gelebilirsin dediği ifade ediliyor. Böyle bir iddia da var. Yani ben İstanbul dışına çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü özel yaşantısı sebebiyle İstanbul'da kalmayı istedi. Geçen yılda sakatlığından sonra gelip Trabzon'da çalışması gerekirken yönetim çok esnek davrandı. Çok açık ve net söyleyeyim. Yani çok esnek davrandı. Trabzonspor'da daha önce kolu kırılan, ayağı kırılan bir sürü futbolcu oldu. Ciddi sakatlıklar. Herkes ameliyatını oldu. Tedavisi başladı. Ondan sonra gelip Trabzon'da tek başına da olsa antrenman yapmıştır. Ama Dorukhan'a ayrı bir inisiyatif tanınmıştır. Bu inisiyatifin bu noktalara geleceğini düşünüyordum. O yüzden de ben çok şaşırmadım ama Dorukhan gibi şampiyon olan kadroda emek veren, çaba sarf eden bir oyuncunun ayrılması Trabzonspor camiasını üzer. Ama son dönemlerde yani sakatlıktan sonra Trabzon'u kafasından silip İstanbul'da kalma arzusu ve idman programlarının yoğunluğunu bahane ederek ayrılma isteğini talep ettikten sonra çok üzülmedim, açık söyleyeyim ben. Yani beklediğim bir olaydı ama bir önceki Dorukhan, yani şampiyonlukta katkı payı, canla başla çalışan, sağ bekte, stoperde, orta sahada çok yönlü, joker gibi oynayan bir oyuncunun ayrılması Trabzonspor camiasını üzmüştür. Ama şu son yapılanlardan sonra da çok fazla taraftar yorumlarına da bakıyorum. Hani çok fazla üzülen de yok ama iyi bir Dorukhan her zaman Trabzonspor'da iş yapardı. Ama maalesef artık yollar ayrıldı. Dediğim gibi yönetimde burada şu konuda eleştirebilirim. Çok acele bir karar verdi. Yani buradan bir bonservis bedeli en azından kazanabilirdi. Hı. Ama hocayla yaptığı görüşmede oyuncunun sağlık raporu nedir? Hoca ne dedi? Çok çabuk vazgeçti Trabzonspor. Çok açık söylüyorum. Hani 8+3 bugün Trabzonspor'a bakacak olursak Uğurcan tamam. Eren, Abdülkadir, Hüseyin var ama her bölgenin en az bir yerli alternatif olması lazım. Yarın bugün bir sakatlık, cezalı pozisyon olduğu zaman, yerli oyuncularınızın sayısı azaldığı zaman koyup sağ bekte oynatabileceğiniz bir oyuncu, koyun 6 numaraya, koyun 8 numaraya, koyun stoper mevkine, yani birçok noktada oynayabilecek bir oyuncudan çok çabuk Trabzonspor vazgeçti. Ama vazgeçme sebebi alacakları olduğunu da düşünüyorum. Hani en azından bir para ödemeyelim noktasındadır ama sakatlığından dolayı da geri dönüşünün biraz geç olacağı kanaatindeyim ben açıkçası. Yoksa Trabzonspor bu kadar kolay bir şekilde vazgeçmezdi oyuncudan. Sevgili Hakan Yoloğlu, çok teşekkür ederim aktardıklarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Transferle ilgili bilmiyorum. Tabii eklerseniz varsa ekleyeceğim. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Trabzonspor'un özellikle bir 8 numara bir forvet arayışı var. Forvet arayışında da Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica özellikle Dinamo Zagreb'in santrafuru Petković'in alınmasını istiyor. Petković'in de menajerlik şirketi aslında çok yakından bildiğimiz, tanıdığımız benim de arkadaşım ki 2 gün önce konuştum. Çale yapıyor. Trabzonspor'un eski soldaki, daha önce Dinamo Zagreb forması giymiş bir oyuncu. Trabzonspor'da da oynadı. Onun menajerlik şirketinin oyuncusu. Onunla da görüştüm. Şunu söylüyor. Yani 26 Temmuz ve 2 Ağustos tarihlerinde oynanacak Dinamo Zagreb'in oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçlarında önce kulüp kesinlikle oyuncuyu satmaya yanaşmıyor. Çünkü bir santrafor oyuncu almadılar. O yüzden Trabzonspor'a ya da bir başka takıma ki 7-8 tane de isteyen kulüp var. Hem İspanya'dan hem Almanya'dan hem de
İngiltere'den isteyen kulüpler var. Biraz zor bir transfer gibi görünüyor. Trabzonspor önümüzdeki günlerde ben rotayı değiştireceğini düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor'da Koyta gibi, Canini gibi oyuncular da yollar ayrılma hesapları, kitapları yapılıyor. Kısa süre içerisinde orada bir ayrılık yaşanacak. Bu Petkovic konusunda biraz uzayacağını söyleyelim. Bu da bir transferde gelişme olarak taraftarlara en azından duyurmuş olalım. Yani biraz iş uzayacak. Muhtemelen Trabzonspor o kadar bekler mi bilmiyorum ama çok uzadı bu iş. Nenad Berisha'nın ısrarı sebebiyle biraz uzadı. Trabzonspor belki kısa zaman içerisinde bu transferden olumlu bir sonuç alamazsa, ki pek alacak gibi durmuyor, muhtemelen rotayı bir başka tarafa, bir başka futbolcuya çevirebilir. Çünkü biliyorsunuz Zapata ve Belotti iddiaları da var Trabzonspor'un gündeminde hala. Roma bir oyuncu alırsa belki Belotti'yi bonservissiz gönderme düşüncesi var. Yüksek maaşından ötürü. Zapata'nın da Atalanta ile sözleşmesi devam ediyor. Arabistan'dan ilgi var. Monza takımının ilgilendiği iddiaları var. Trabzonspor'un yine gündeminde olan iki tane santrafor oyuncu olduğunu sizlere söyleyelim. Bir kez daha teşekkür ederim sevgili Hakan Yoloğlu. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Değerli İncer, Trabzonspor bölümümüze devam ediyoruz. Programımıza dünkü hazırlık maçından sonra, 2-2 biten maçtan sonra Umut Bozok bazı açıklamalar yaptı. Bir dönem, kamp dönemi tabii her zaman zor olur. Böyle hava şartlarında da daha çok zor oluyor. Ama bence çok iyi başladık. İlk 30-35 dakika çok iyi mücadele ettik takım halinde. Sonra ilk devre sonunda biraz yorgunluk yaşadık belki. Ondan dolayı biraz, yani pres takım halinde yapmadık. Ondan dolayı biraz bazı sıkıntıları yaşadık. Golü yedik galiba 35. dakika falan. Sonra ikinci yarıyı iyi başladık bence. Gençler de oyuna girdi. Çok iyi mücadele ettiler. Onları da tebrik etmek istiyorum. Yani bence iyi bir maç. Maalesef galibiyeti de bulamadık. Ama iyi çalıştık. Öyle devam inşallah. Aslında ben böyle zor kampa hiç alışık değilim. Ben eskiden Fransa'da 5 gün 6 gün yapıyorduk. Bu dönem 21 gün 22 gün bir kamp dönemi yaşıyoruz. Yani tabii ki alışmamız lazım. İdmanlar zor. Hava şartları da bildiğin gibi abla çok sıcak. Yani hoca bize çok yardımcı oluyor. Bizim ekibimiz çok yardımcı oluyor. Gençler de çok iyi idman yapıyor. Yani takım halinde tabii ki zor idman ama bence tempo çok iyi, kalite çok yüksek. Yani böyle devam etmemiz lazım. Yani hoca için de zor. Yani geçen sene son 10 maç için geldi. Hoca için de tabii ki çok zor bir dönem. Yani takımı kimseyi tanımadan bir takıma gelmek ve çalıştırmak çok zor bir şey. Ama hoca çabuk alıştı. Zaten hoca İngilizce, İspanyolca bütün dillerce konuşacak. Az daha Türkçe de konuşacak inşallah. Ama şimdi kamp döneminde tabii ki daha çok istediği şeyleri çalışıyor. Geçen sene fazla vaktimiz yoktu. Şu an bir de yeni transferler de geliyor yavaş yavaş. Yani hocanın istediği zaten herkes biliyor. Baskı istiyor. Temaslı oyun istiyor. Top kaybettikten sonra tekrar pres istiyor. Yani biz şimdi alışmaya başlıyoruz. Zaten dediğim gibi idmanlarda bunları çalışıyoruz. Sahada da bunları göstermek istiyoruz hocaya. Bence iyi iş çıkarıyoruz ama galibiyet de bulamadık dediğim gibi. Bizim için çok önemli. Tabii ki yaptığımız şeyler çok iyi ama galibiyet bizim için çok çok önemli. Şimdi 3 gün dinleneceğiz. İnşallah daha iyi bir şekilde döneriz. Yani bence bu sene Süper Lig'in seviyesi bir üst kata çıktı. Çok önemli transferler veren herhangi bir takımlarda, İstanbul takımlarda ya da Adana takımlarda inanılmaz transferler oluyor. Yani bence Türkiye için çok güzel bir şey. Seviye için çok güzel bir şey bence. Tabii ki geçen sene ben biraz zor dönemler yaşadım. Hoca gelince bana daha çok şans verdi. Ben de onu değerlendirmeye çalıştım. Yani hoca geldikten sonra 4-5 tane gol attım. Bu benim için tabii ki çok önemli. Hocaya da kendimi göstermek istedim yeni sezon için. Yani tabii ki bu sezon zor olacak. Herkes bunu biliyor. Ama biz çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah ilk 3 oynayacağız bu sene. Ben inanıyorum çünkü çok iyi takımımız var. Hoca çok iyi. Camiye inanılmaz. Yönetim de yardımcı oluyor. Yani her şey iyi gidiyor.
Çalışmaya devam. Daha 10 gün kampımız var. Sonra lig yavaş yavaş başlayacak. Öncelikle abi ben medyayı okurken galiba dünyanın bütün forvetleri Trabzon'a imza atacak. Öyle bir şey var yani Türkiye'de. Benim için yani sıkıntı yok. Normal yani kulüp transfer yapmak istiyor. Normal bir şey. Ben zaten bunu her zaman açık bir şekilde bakıyorum. Ben ne kadar iyi forvet gelirse benim için de çok önemli. Benim de seviyemi arttırmak istiyorum. Benim için de çok iyi yani kaliteli futbolcu gelince benim için de tabii ki çok iyi. Daha çok çalışmak isterim. Daha çok kendimi göstermek isterim. Yani kim gelirse gelsin yani bizim için tabii ki yardımcı olsun o yeter. Yani bizim için yani bir forvet gol atsın, bir beraber oynayalım yani bilmiyorum. Herhangi bir forvet gelirse bizim için tabii ki önemli ama yani takıma yardımcı olsun yeter. Vallahi bilmiyorum çünkü zaten Avrupa kupları oynayan takımlar bizden daha erken başladı idmanlara. Gerçekten bilmiyorum. Tabii ki biraz bir avantaj olabilir. Sonra fikstüre göre bakacağız. Yani kime karşı oynayacağız ilk maçlarda ona göre de bakmamız lazım. Ama yani şimdi Avrupa kupalara göre tabii ki önemli bizim için avantaj olabilir. Ama buna hiç dikkat etmiyoruz yani. Hiç önemli bir şey değil bizim için. Kim olursa olsun ilk maçta Fenerbahçe, Galata, Beşiktaş olursa bizim için aynı bir şey yani. En iyi şekilde hazırlanmamız lazım. Yani biz her şeye hazırız. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Haber Özel. Uluslararası spor hukuku alanında uzman bir isim avukat Emin Özkurt bizimle birlikte biliyorsunuz ülkemizin tek kasa hakimi. Yayınımıza hoş geldiniz, merhaba. Merhaba Özgür Bey, iyi yayınlar, iyi günler. Ben de iyi çalışmalar dilerim. Nasıl başladı hafta sizin için? Yani tabii transfer sezonundayız, biraz yoğunluk var. Kulüplerin oyuncu talepleri var, yabancı oyuncular geliyor. Onlarla ilgili sözleşme süreçleri de oluyor. Bir yoğunluk var. Nani'nin Adana Demirspor'a transferi sırasında sözleşme sürecinde siz yönettiniz bildiğim kadarıyla. Doğru, oyuncunun vekiliydim. Evet, tebrik ederim. Nasıl değerlendirmek lazım bu transferi? Nani ile birebir konuşmalarınız da oldu doğal olarak. Bekliyor muydunuz, sürpriz bir gelişme mi oldu? Ya, oyuncu çok kaliteli bir oyuncu. Kendini dünya çapında ispatlamış. Aynı zamanda yaşına rağmen fizik performansına dikkat eden bir profesyonel. Dolayısıyla faydalı olacağını düşünüyorum ben Adana Demirspor'a. İnşallah zaten Türkiye'ye gelen oyuncuların hepsinin hangi takıma gelirse gelsin faydalı olmalarını temenni etmek lazım. Çünkü bunlara ödenen rakamlar bir anlamda milli servetin yurt dışına transferi anlamına geliyor. Eğer transferi yapacaksan, böyle bir milli serveti harcayacaksan bunun katkısının da gerek Türk oyuncuların bu büyük isimleri örnek alarak gelişmesi, gerekse takımlarımızın yurt dışındaki Avrupa müsabakalarındaki maceralarında bu sonuçlara katkı yapan oyuncular olmasını temenni etmek lazım. Her takım için geçerli. Bu sene büyük transfer bütçeleri gördüğümüz kadarıyla harcanıyor. Üç büyüklerde bilhassa. Dolayısıyla inşallah iyi netice alırlar. Emin Bey, 1+1 yıllık sözleşme mi imzaladın hani Adana Demirspor'la? Yani bildirdi zaten kulüp bunu. Doğrudur. Doğrudur. Anladım. Bizimle paylaşabileceğiniz herhangi bir detay var mı sözleşmeyle ilgili olarak, yaptığı anlaşmayla ilgili olarak? Ya tabii bu konuları kulüpler kendileri paylaşıyorlar. Evet. Kulüplerin açıklamalarına itibar almak lazım. Fakat açıklanan rakamlar ve süreçler net. Anladım. Bir tartışma yeniden güncellendi. Şampiyonluk sayıları ve elbette ki 1959'dan sonra lig tescil edildikten sonraki süreçte mi şampiyonluk sayılarına göre yıldız belirlensin, yoksa önceki şampiyonluklarda yıldız sayısının belirlenmesinde bir faktör olarak kabul edilsin mi tartışması. Daha önce bir kurul oluşturulmuştu. Eğer yanılıyorsam lütfen siz düzeltin. Bu kurul 1959 sonrasının, yani 1959 yılının milat olduğunu, Süper Lig kurumsallaştı sonra elde edilen şampiyonluğun geçerli olacağına karar vermişti. Yine Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde oluşturulan bir kurul. Şimdi yeniden bir kurul oluşturuldu. Yeniden bu konu tartışma konusu haline getiriliyor. Doğru buluyor musunuz? Ya şimdi şöyle bakın, ilk başta eleştirilmesi gereken şeyi söyleyelim Özgür Bey. Bir konu hakkında başvuru yapıldıktan sonra futbol ailesinin önemli bir kulübü Fenerbahçe tarafından başvuru yapıldıktan sonra
2,5 yıldır neticesiz bırakılmaz. Yani böyle bir futbol yönetimini ben doğru bulmuyorum. Herhangi bir şekilde de mantıklı görmüyorum. Hmm. Fenerbahçe Spor Kulübü 6 Mart 2021 tarihinde, yani neredeyse bundan 2,5 yıl evvel, 1959 öncesi kazanmış oldukları Türkiye şampiyonluklarının Süper Lig'e dahil edilerek bundan doğan manevi ve maddi taleplerinin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunmuştu. Fenerbahçe Kulübü'nün bu başvurusu kapsamında Türkiye Futbol Birinciliği'nde kazandığı 3 şampiyonluk, Milli Küme Organizasyonu'nda kazandığı 6 şampiyonluk olmak üzere toplam 9 şampiyonluğun Süper Lig şampiyonluklarına dahil edilerek kabul edilmesini talep etmişti. Fenerbahçe'nin bu iddialarını dayandırdığı argümanlara da bir bakacak olursak kısaca, aslında bu argümanların temelsiz olmadığını söylemek gerekecektir. Çünkü Fenerbahçe bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1923 yılında kurularak ulusal şampiyonaların Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 24 yılında oynatılmaya başlandığını belirtiyor. Hakikaten de logosuna baktığınızda Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1923 yazar orada. Değil mi? Yani kendi evet, logosunda. Kuruluşu o çünkü. TFF'nin resmi internet sitesinde de ilk Türkiye şampiyonunun Harbiye olduğu ve ilk deplasmanlı ligin milli küme olduğuna dair ifadeler mevcut. Yine UEFA'nın resmi internet sitesinde yayınladığı belgede Türkiye ulusal futbol şampiyonalarının 1924 yılında başladığını belirttiğini görürüz. Öte yandan İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya ve Fransa gibi örneklere bakıldığında da profesyonel olmayan dönemlerde kazanılan şampiyonlukların günümüzde kabul edildiğini görmekteyiz. Şimdi tüm bu gerekçeler somut, tartışmaya kapalı, net realiteler. Şimdi başvurunun haklı veya haksızlığı konusunda en önemli nokta, Türkiye Futbol Federasyonu'nun söz konusu şampiyonlukların günümüzde kabul edilip edilmemesi açısından hangi kriterleri esas alacağı. Yani başvurunun akıbeti büyük ölçüde Türkiye Futbol Federasyonu'nun takdirine göre sonuçlanacak. Fenerbahçe'nin 2 seneyi aşkın süredir askıda bekletilen başvurusuna ilişkin bugüne kadar federasyon tarafından olumlu ya da olumsuz bir yanıt verilmedi. Benim de eleştirdiğim bir konu bu. Çünkü bir hukukçu olarak bugünden baktığım zaman bir değerlendirme komisyonunun kurulmuş olmasını ben olumlu karşılıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugüne kadar bu konudaki sessiz tavrı benim de eleştirdiğim bir konuydu. Ancak bugünden itibaren kurulan komisyon nezdinde bir değerlendirme yapılacak olması ne sonuç çıkarsa çıksın adalete hizmet edeceği kanısındayım. Emin Bey, burada araya giriyorum. Daha önce böyle bir komisyon kuruldu mu? Özgür Bey, kurulmadı. Hatta Fenerbahçe'nin 2021 Mart'ında, 6 Mart 2021 tarihinde yaptığı başvuru havada kaldı. O nedenle hiç değerlendirmeye alınılmadı. Ya, Türkiye Futbol Federasyonu içinde bir kurul oluşturuldu ve bu konular görüşüldü, tartışıldı ve sonuca bağlandı. Federasyonu daha önce kararını açıkladı diye biliyorum ben. Hayır, Fenerbahçe'ye bu konuyla ilgili iletilen 6 Mart 2021 tarihli başvurusuna ilişkin iletilen kabul veya ret kararı söz konusu değildir. Olmamıştır. Ve ben de bunu eleştiriyorum. 2,5 sene boyunca sen önemli bir kulübün önemli bir başvurusuyla alakalı konuyu yuvarlayamazsın. Yani gargara edemezsin. Onunla ilgilenmen gerekiyor. Konuya yönelmen gerekir. Şu anda komisyonun kurulması doğru bir adımdır. Bir hukukçu olarak Fenerbahçe'nin iddialarını değerlendirdiğinde ise tamamen maddi sonuçlarından bağımsız olarak hakkaniyet gereği 1923 yılında kurulmuş olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1923 ve 1959 yılları arasında gerçekleştirilen şampiyonaları adeta yok saymasını çok makul karşılamadığımı belirtmek durumundayım. Zaten belli gerekçelerini yukarıda biraz anlattık. Yani Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği kararın olumsuz olması halinde tahkim kuruluna başvuru hakkı doğacak. Ama tabii o sürece daha çok var. Öte yandan bu konu sadece Fenerbahçe'yi ilgilendiren bir konu değil Özgür Bey. Biliyorsunuz 1959 öncesi şampiyonluklara ilişkin değerlendirmeye girdiğinizde burada karşınıza sadece Fenerbahçe'nin 9, Beşiktaş'ın 7, Gençler Birliği'nin 2, Harp Okulu'nun 2, Adana Demirspor'un, Eskişehir Spor'un, Göztepe'nin filan ve bu çeşit takımların
Evet. Da onların da şampiyonlukları devreye giriyor. Dolayısıyla burada sadece Fenerbahçe değil, aynı zamanda Fenerbahçe kadar bir de 7 şampiyonluk Beşiktaş'ın olduğundan dolayı. Hı-hı. Gerçi Beşiktaş'ın için ilginç tarafı, Beşiktaş'ın 2 şampiyonluğu resmi olarak sayıldı, 5 şampiyonluğu sayılmadı. Evet. Yani öyle de bir durum var. Şimdi ben size şunu sormak istiyorum söyleşimizin final aşamasında. Daha önce işte Süper Lig, bugünkü haliyle Süper Lig 1959'da kabul edildikten sonra Süper Lig profilinde bir yarışma grubu oluşturulmadı Türkiye'de. Bu bir. İkincisi, bu bir olgu. Sizin bahsettiğiniz olguların peşi sıra, bunu da bir olgu olarak kabul etmeliyiz bence. İkincisi, bu tartışmanın asıl dinamiği, asıl çıkış noktası bence forma üzerindeki yıldız sayısı. Forma üzerindeki yıldız sayısı da lig, Süper Lig haliyle tescil edildikten sonra, yani 1959'dan sonra elde edilen şampiyonluğa göre belirleniyor ki en başta kriterini koymuş. Kriter bu. 1959'daki organize edilen, 1959 yılından bu yana organize edilen ligde kazanılan şampiyonluklara göre yıldız sayısı belirleniyor. O zaman burada yıldız sayısı üzerinden tartışma başlatmanın ne anlamı var? O şampiyonluklar, yani 1959'dan önce elde edilen şampiyonluklar zaten kulüplerin müzelerinde yer alıyor hak ettikleri şekilde. Yani 3 takımın katıldığı katıldığı bir turnuvada elde ettiğiniz birincilik de şampiyonluk olarak kabul edilebilir. Alırsınız, kupayı koyarsınız. Zaten Özgür Bey, konuyu ikiye ayırarak bunları yani 1959'dan sonrasına taşıma gayreti yıldız sayısının yıldız sayısına endeksli bir tartışmadan, bir yarışmadan, çekişmeden, rekabetten ileri geliyor. Bence o yüzden katılıyorum. Çok gelmiyor. Ben de konunun ikiye ayrılarak tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Birinci boyutu, biraz evvel bahsettiğim 59 öncesi şampiyonlukların tanınması, bu ayrı bir şey. Bence bu bir hak, onu belirteyim. Anladım. Ama anladım. Bu tanımlamaya, bu tanımlamanın neticesinin, yok işte formada yıldız sayısı yarıştırması veyahut da bu şampiyonluktan hareketle maddi kazanımlar, biliyorsunuz şampiyonluk sayılarına göre dağılımlar söz konusu oluyor, ödüllerin. Bunlara yönelik bir, yani bunun finansal sonuçları, bunlar ayrı konular olmalı. Yani dolayısıyla profesyonel sporun ve futbol federasyonunun 59 baz alınarak yaptığı o yıldız sayılarının falan, bunların daha farklı değerlendirilebileceği kanısındayım. İkisini birbirinden ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Yoksa bu yani anlamsız bir yarış haline dönüyor bir noktadan sonra da. Sayın Emin Özkurt son derece net bir biçimde düşüncelerini ifade etti. Olguları alt alta koyarak konuyu daha iyi anlamamızı sağladı. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Hoşçakalın. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Fenerbahçe bölümümüzdeyiz sevgili Yusuf Tursun bizimle birlikte. Fanatik Gazetesi'nde yazıyor biliyorsunuz. Yusuf abi hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk. Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de iyi çalışmalar dilerim. Nasıl gördünüz Fenerbahçe'yi Rusya'daki turnuvada? Evet. Tabii şimdilik iyice transferler yaptılar. Gördüğüm kadarıyla son 5 yılın en iyi transferleri gibi duruyor şu anda. Hı hı. Evet, 3 hazırlık maçı yaptılar. Bir galip geldiler, bir mağlup oldular. Birini penaltıları saymıyoruz. Hadi onda beraber bitti. Normal maç beraber bitti. Penaltılarla yenildiler. Hı hı. Yani olumlu sinyaller verdi. Ama tam hazır dersek yanlış olur. Hoca da zaten o görüşte. Daha da gelecek oyuncular var. Bekliyoruz bakalım neler olacak. Göreceğiz hep beraber ama ben şimdilik olumlu buldum. Biraz zamana ihtiyacı var. Bakalım, hocanın işi çok zor. Daha da gelecek oyuncu, dediğim gibi gelecek oyuncular da var. Belki göreceğiz bakalım. Sevgili Yusuf Tursun bu bilgiyi aktardı. Dušan Tadić Beşiktaş'a transfer oldu, oluyor derken Fenerbahçe İstanbul'a getirdi ve transfer. Bu operasyon nasıl gerçekleşti? Var mı detaylar? Yani benim bildiğim kadarıyla Beşiktaş 2,5 kadar bir şey vermiş. Ama oyuncuyu de bekletmiş. Bekletince de oyuncu sonunda parayı kim fazla verirse oraya gider. Oyuncu da Fenerbahçe'ye 4.2'ye Fenerbahçe'ye geldi 2 yıllığına. Bence burada kimse bir kendisi aramasın. Fenerbahçe'de akıllı bir iş yaptı. Bekledi. Bir kardeşim
O da Beşiktaş'a demiş ki veriyorsan, Beşiktaş herhalde anladığım kadarıyla veremedi o parayı. Çünkü onların belli bir limiti vardı. Veremeyince oyuncu elinden gitti. Hayırlı olsun Fenerbahçe için. Bence çok faydalı bir, tecrübeli bir oyuncu aldılar. Bunun şeyini de göreceklerdir. Ligde, Avrupa'da, Türkiye Kupası'nda. Kaleci transferi konusunda Livakovic ile de anlaşıldığından bahsediliyor. Livakovic sanırım veda etmiş Dinamo Zagreb taraftarına. Evet, geldi gelecek. BK da var biliyorsun, Brezilyalı Rodrigo. O da, onunla da anlaştı. Onlar iki oyuncu şu anda her an İstanbul'a özel uçakla inebilirler. Öyle yapıyorlar ki yani basını atlatıp gecenin bir yarısında geliyorlar. Gazetelere girmesi bile zorlaşıyor. Belki siz radyocular, işte şeyciler, internetçiler verebiliyor ama gazeteler çok geçirdiği için zor. Mesela dün akşam Türkiye'nin zaferini çok gazete tabii belli bölgelere veremediler. Bugün mesela pek çok gazetede yarı final haberi var sadece. Oysa finale çıktı ve şampiyon oldu voleybol milli takımı değil mi? Doğru söylüyorsunuz. 3.5'teydi. Gazeteler için gerçekten zor. Zor tabii, zor. Fenerbahçe dediğin gibi bu Ivankovic ve Bekayı almak üzere, hatta sana bir şey daha sürpriz olabilir. Şeyle hala İngiltere'ye gitmiş olabilir. Fenerbahçe'de bir yönetici. Bu Crystal Palace'la ilgili, Zaha ile ilgili konuşuyorlar. Her an Zaha Fener'e gelirse kimse şaşmasın. Şaşırmasın. Solda oynuyor bu, biliyorsunuz. Şu anda Crystal Palace'ın da ayrıldı. Gönlü tekrar o tarafta kalmak ama daha şu ana kadar ona bir teklif gelmedi. En iyi teklif bildiğim kadarıyla Fenerbahçe'de. Bir sürpriz de olabilir. Bunun yanında Dorukhan Fener radarına da girdi. Bunda da herkesin haberi olsun. Şu anda Ahmet Bulut'la Fenerbahçe yönetimi görüşüyormuş Dorukhan Toköz'ün transferi konusunda. Söylüyorum, kimse şaşırmasın. Evet. Doğrudur. Ayrıca Trabzonspor'da. Şimdi Fenerbahçe parasını verip alır. İsmail Hoca tanıdığı bir oyuncu. Türk oyuncu. Türk oyuncu için da şu anda İsmail Hoca'nın çok zoru. 3 tane oyuncu nasıl oynayacak? Kaleye geldi yabancı. Bir tane Ferdi var şu anda. Başka kimi koyacak bilmiyorum. Vallahi insan çok zorlanacak hoca. Türk konusunda 3 tane Türk'ü oynatmak için nasıl yapacak bilmiyorum. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Samet ile Emre Akbaba ile takas, öyle bir bilgi aldım. Bir daha söyler misiniz o bilgiyi? Yusuf abi, Samet, nedir o? Samet'le Emre Akbaba'nın Alanya Spor'dan Emre Akbaba'nın Fenerbahçe'ye transferi, Samet Akaydın'ın Alanya Spor'a gitmesi. Yok, Adana Demirspor'da biliyorsunuz. Pardon, özür dilerim. Eski takım Alanya Spor. Emre Akbaba şu anda Adana Demirspor'da. Adana Demirspor'a Samet dönecek ve Adana Demirspor'dan Fenerbahçe Emre Akbaba'yı alacak. Yani öyle bir görüşmede geçenlerde oldu. Tam kesin anlaşılır mı? Onu bekleyip göreceğiz. Ama dediğim gibi Fener'in burada hocanın en büyük sıkıntısı 3 tane Türk oyuncuyu, bir tanesi cepte, o garanti, onu her hafta oynatacak. Diğer oyuncular zorlanacak. Çünkü yabancı 7-8 tane yabancı var. Bunları nasıl paylaşacak? Gerçekten işi çok zor hocanın. Hemen şey istiyorlar, başarı istiyorlar. Avrupa'da da istiyorlar bir şeyler. Bakalım, göreceğiz. Mert müdür var. Onunla görüşüyorlar, söylüyorlar. O da bitecek. Yani Fener'de transfer herhalde son güne kadar gidecek gibi duruyor. Peki. Bakalım neler olacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ederim Yusuf abi, katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Eksik olmayın. Kolay gelsin. Fenerbahçe ile ilgili bilgileri aktardı Yusuf Dursun. Değerli inciler, Fransız basının Nantes'ın Rennes'e sattığı Ludovic Blas'ın yerine Galatasaray'dan Yunus Akgül'ü transfer etmek istediğini iddia etti. Ancak bu iddiadan öte geçen bir şey değil. İddianın ötesine geçebilecek bir şey değil. Çünkü ne Yunus'un ne de temsilcisi Necdet Ergez'in böyle bir gelişmeden haberi yok. Sevgili inciler, Berkan'a da teklifler geldiğinden bahsediliyor. Berkan Kutlu yaz başından bu yana ayrılmak istiyor. Hatta kampa katılmama ihtimali bile belirmiş. En önemli sebep sözleşmesindeki Türk lirası cinsinden alacağının döviz kuru karşısında erimesi şeklinde söyleniyor. Ama Berkan'ın böyle kaygılar taşıyarak takımdan ayrılmak istediğini düşünmüyorum ben. Bu da iddialardan bir tanesi.
Alcantara, Thiago Alcantara Galatasaray'ın transfer gündeminde mi? Ben son derece zor bir transfer olarak görüyorum ama Galatasaray'ın gerçekçi hedefleri var. Onlardan bir tanesi Paredes, onlardan bir tanesi Icardi'nin resmi olarak imzayı atması. Elbette ki Galatasaray Bakambu'yu da transfer edebilir. Tüm bunları ve fazlasını konuşacağız teknik direktör Mahmut Alparslan'la. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgürcüğüm, iyi haftalar. İyi haftalar hocam, nasılsınız, nasıl başladı hafta? Bomba gibi şükür, valla yayındaydım. Valla yayındayım, her gün bomba gibi hocam. Pozitif, olsun. Pozitif, güçlü, enerjik. Sevgili kardeşim, sabah 4'e kadar oturduk. Milli takım bizi coşturdu, bayanlarımız. Sultanlar diyorlar, ben melekler diyorum. Harika, harika oldu gerçekten. Oradan da işte bir 2 saat uykuyla yayına gittim, 9'da yayın vardı. Evdeyim. Birazdan çıkarım ya hanımla. Biraz dolaşırız nedir? Öyle geçiyor günlerimiz. Sağlıklı güzel geçiyor. Önemli olan sağlık. Başka. İyi yapıyorsunuz hocam. En önemli şey sağlık. Doğru söylüyorsun. Herkes sağlığına dikkat etmeli. Özellikle de bu sıcak havalarda. Aynen. Gerçi bunlar bana çok çıtır ya. Bunlar çok sıcak değil mi? Doğru. O Afrika'nın sıcaklığını iyi yapıyorsunuz. Afrika sıcaklığına alışıksınız. Doğru. Hocam ne diyorsunuz? Afrika'dan bahsetmişken bakan bu Galatasaray'a transfer olacak mı? Ya valla ne bileyim Özgür, geçiyor bakan bunun ismi falan geçiyor. Şimdi biz bakan bunun geçmişini biliyoruz. Bir şeyde iyiydi, buradan Bursa'dan ayrıldıktan sonra Villarreal'de bir iyiydi. Tabii harika oluyor. İyi bir dönem geçirdi. Sonra orada Çin'e gittiği zaman Çin'e gitmişti değil mi yanılmıyorsam? Tabii. Çin'e gitti evet. Çin'e gitti. Evet, orada da bir fena değildi. Sonra bir düşüş yaşadı. Olympiakos'tu galiba. Orada bir yine başarılı bir sezon. Yani ben yayınlarda söyledim. Madem bakan falan geçiyorsa, bir de Kerem Demirbay falan geçiyor ya Galatasaray'da isimleri. Kerem Demirbay falan geçiyorsa gidin dedim. Şey alın ikisini de. Aldın bitirin getirin. Serdar Azmon'u. Öyle dediniz. Peki Galatasaray gerçekten Serdar Azmon'la ilgileniyor mu hocam? Ya ben gönlümden geçiyor, içimden geçeni söyledim. Madem bakan mı falan diyorsunuz da. Olabilirsiniz. Kerem Demirbay'la ilgileniyorlar. Onu biliyoruz da. Kerem Demirbay transferi konusunda Galatasaray'ın geldiği aşamana biliyorsunuzdur hocam. Hem Leverkusen kulübünü tanıyorsunuz, hem Kerem Demirbay çok iyi tanıdığınız bir oyuncu. Nedir Galatasaray'ın bu transferdeki şu anda bulunduğu nokta? Bugün 3,5 milyon falan dediler bonservisine. Ben çok ucuz yani. Onu 30 küsür milyon aldı. Bayer Leverkusen şeyden, Hoffenheim'den. Yani çok ucuz bir şey. Hatta Hoffenheim onu Düsseldorf'tan 1,5 milyon ama 1,700'e mini aldı. Ondan sonra 30 milyon, 30 küsürü de şey sattı. Leverkusen'ı sattı. Oradan da biliyorsun milli takım falan geçtiler abi milli takımı. Yani Kerem bizim takımda, yani Türkiye'deki takımlarda, büyük takımlarda hepsinde iş yapabilecek bir oyuncu. Futbol perspektif hakikaten iyi bir oyuncu. Ama tabii alırmıştı zaman. Ben onun için dedim, yani sen bakan mı falan geçiyor dedim. Serdar Azmun'da hem de genç. Yani artık futbol piyasası 37'leri falan gördüğü için biz 28'leri falan artık genç diyoruz yani. Hakikaten genç oyuncu. Serdar Azmun'un da futbolcu kapasitesi belli. Bakan bu da bilemem yani burada nasıl bir oyuncu. Çünkü onu tamamlayıcı oyuncu olarak düşünüyorlar. Herhalde yani Icardi'nin arkasında bekleyecek gidecek o tarz, ama bakan bu da oynayan bir adam yani, size de iş yapar yani Türkiye'de. Evet, %100. Fakat ama hatta bakan buyu Icardi ile birlikte oynatabilirsiniz hocam. İkisini bir arada 11'de oynatabilirsiniz. Yani işte o formatları yapar mısınız? Farklı değişik bir formasyonda oynayabilir misiniz dizilişte? Bunların kararını hoca öyle. Ben her zaman hep yayınlarda şunu anlatmaya çalıştım. İki tane böyle sizin bekiniz var artık. Bunlar bek değil. Bunlar hep ofansif oynayan oyuncular. Burada bir şekilde düzenlemek gerekir. Çünkü iyi bir baba bir stoper alırsanız bunu yapabilirsiniz. Elinizdeki oyun potansiyeli o yöne gitmeye başladı Özgür. Çünkü Angelino'yu biliyorsun çok giden bir oyuncu. Boya da gidiyor. Angelino boyanın 3 kat daha fazlasında gidiyor. Daha fazla bindirme yapan bir oyuncu. Tabii doğru. Daha çok hep ofansif oynar. Yani orada bir oyuncuyu konuşuyoruz. Onun için işte bunların oynadığı takımlarda çoğunlukla hep 3-3'lü oynadığı zaman kapatmaları stoperlerle yaptılar. Ama Galatasaray bu iki tane hücumcu olan, hücuma çok çıkan beklerle oynadığı müddetçe bu sefer ne yapacaksınız? Orta sahadan kapatma veyahut da stoperler itme yapıyor, bu sefer göbekte boşluk vereceksiniz. Ki bunlar zaman zaman yaşandı farklı takımlara karşı, biraz hücum oynayan takımlara karşı. Yani bu formatları da çok iyi sezgilemek lazım. Bu iki tane bekiniz varsa bunları frenleyemezsiniz yani, bunlar gidiyorlar.
sözünüzü kestim ama çok teşekkür tabii. ederim. Eğer ekleyeceğiniz bir şey varsa onu alabiliriz ama at yarışından sonra at yarışına gitmek durumundayız şimdi. Var mıydı ekleyeceğiniz bir şey? Yok yani bu kadar. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Görüşürüz. Eksik olmayın. Tekrar görüşmek üzere. Bye. Konuğumuz Sayın Mahmut Alparslan. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeneß, Harry Kane'in bu yaz Bundesliga şampiyonlarına katılacağından emin. Yani kendi takımına katılacağını düşünüyor. Harry Kane Real Madrid'in de gündemindeydi ama Real Madrid'in asıl hedefi biliyorsunuz Kylian Mbappe. Mbappe'yi bekliyor. Harry Kane'i kaçırdı. Dolayısıyla Bayern Münih Harry Kane'in transferini gerçekleştirmek üzere. Avrupa'dan futbol. İspanya. Barcelona Futbol Kulübü bugün Nou Camp'ta bir tanıtım toplantısı düzenledi. İlkay'ın imza törenini gerçekleştirdi ve İlkay'a pek çok sorular soruldu. İlkay Gündoğan biliyorsunuz Barcelona'nın yeni transferi, Manchester City ile sözleşmesi bittikten sonra Manchester City'nin kaptan olarak Premier League, işte İngiltere Kupası ve son olarak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandıktan sonra serbest statüde Barcelona'ya gelmişti. Ve Real Madrid'i Mbappe ile mi yenmek istersin, Mbappe'siz mi yenmek istersin, hangisi daha makul olur, hangisi daha çok sevindirici olur senin için şeklinde soru sormuşlar İspanyol basın mensupları Mbappe'ye. İlkay Gündoğan'a. İlkay Gündoğan da son derece makul bir cevap veriyor. Real Madrid'i yenmek son derece neşeli, son derece mutluluk verici, mutluluk vesilesi olabilecek bir başarıdır bence. Bunun için Barcelona oyuncusu olarak galibiyetin tadını çıkartırım. Yoksa Real Madrid'de kimin oynadığı, kimlerle Real Madrid'in bize karşı oynadığı beni çok fazla ilgilendirmiyor. Oradakiler beni ilgilendirmiyor diyor. Ve İlkay Gündoğan son derece sıkı bir çalışma evresinde olduğunu ifade ediyor. Burada teknik direktörün yani Xavi Hernandez'in istediği doğrultuda bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Ve ben de iyi hissediyorum kendimi. Çok çalışıyorum ve şundan eminim ve herkesin emin olmasını istiyorum. Takıma büyük katkı sağlayacağım. Bunun için güçlü bir motivasyona sahibim diyor İlkay Gündoğan bugünkü imza töreninde. Avrupa'dan futbol. İspanya. Beşiktaş taraftarı tepkili. Önce Halil Dervişoğlu, arkasından da Dušan Tadić. Başkan Ahmet Nurçebi ve yönetim kuruluna tepkili. Emre Koca daha bir açıklama yaptı. Halil Dervişoğlu zaten bizim ilgilendiğimiz, gündemimize aldığımız bir futbolcu değildi dedi. Ben de şaşırarak izledim bu açıklamayı. Neden? Çünkü daha bir hafta olmadı. Teknik direktör Şenol Güneş bir basın toplantısı düzenledi ve Halil Dervişoğlu'nu eleştirdi. Halil Dervişoğlu bizim transfer gündemimizdeki futbolculardan bir tanesi ama tutarlı davranmıyor. Pazarlıkta parayı ya da işte pazarlık gücünü arttırmak için tutarlı cevaplar vermiyor bize dedi. Halil Dervişoğlu'nun İstanbul'a seyahatini Beşiktaş'ın organize ettiği ama son anda Galatasaray'ın teklifiyle Halil Dervişoğlu'nun rotasını Florya'ya kırdığından da bahsediliyor. Bütün bunları ve fazlasını konuşacağız Beşiktaş bölümümüzde sevgili Emrah Karalinç'le. Biliyorsunuz Emrah Radyo Spor'da çok başarılı programlar yaptı. Ajans Spor'da çalıştı başarıyla ve şimdi Takvim Gazetesi'nin spor servisinde yine çok başarılı haberler yapıyor. Emrah, hoş geldin yayınımıza. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Ben de iyi çalışmalar dilerim, iyi haftalar dilerim. Teşekkürler. Öncelikli olarak bu Dušan Tadić ve Halil Dervişoğlu transferleriyle başlayalım. Ne diyorsun sen bu meseleye? Geçen sezonu 3. sırada bitiren Beşiktaş transferde ezildi, rakiplerinin çok gerisinde kaldı diyebiliriz Özgür abi. Beşiktaş'ta yönetiminin protesto edildiği, istifaya davet edildiği bir dönem yaşıyoruz. Senin de ifade etmiş olduğun gibi Ahmet Nurçebi ve yönetimi son olarak Dušan Tadić transferinde Fenerbahçe'den çalım. Daha doğrusu gol yemişti diyelim. Fenerbahçe her ne kadar Beşiktaş'a çalım attı desek de Suudi ekipleri ve Avrupa'dan birçok takıma aslında çalım attıklarını söylemek daha makul olur. Beşiktaş teklif yapıp geri çekildiğinde bonuslarla birlikte 3.2 milyon euro gibi bir teklif söz konusuydu. Tabii Fenerbahçe çok kısa süre içinde işi bitirdi.
Beşiktaş'ta tabii transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetime çok ciddi bir tepki olduğundan söz ediliyor. Muhalefet kanadında özellikle bu tepkilerin ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu yapılan tepki, gösterilen tepki Beşiktaş taraftarının tamamını kapsamıyor. Bunun altını çizmekte fayda görüyorum. Bir. İkincisi, Beşiktaş yönetim gelen tepkilerin ardından da biraz taraftarları motive etmek amaçlı olarak transfer hamlelerini hızlandıracak, görüşmelerin daha da sıklaştığını söyleyebiliriz. Beşiktaş bu hafta içinde 2 ya da 3 transferin açıklanmasını öngörüyor. Ben cami açısından bazı isimlerle görüştüm. Yarın bir transfer yetişmezse, normalde çarşamba bekleniyor. Yani hem salı hem çarşamba iki transferin toplamda açıklanması bekleniyor. Diğeri yetişmeyebilirmiş. Çarşamba yerine perşembe günü açıklanabilirmiş. Benim aldığım son bilgi bu. Yayına girmeden önce elde etmiş olduğum bilgi. Amartya o isimlerden biri olacak. Tabii ki Beşiktaş'ta transferde son dönemde en çok anılan oyunculardan biri siyah beyazlılarda Roberto Pereira. Pereira şu anda İtalya'da bazı kulüplerle görüşme halinde, önceliğinin İtalya olduğunu söyleyebiliriz. 2+1 yıllık bir sözleşme teklif etti Beşiktaş Pereira'ya. Tabii önemli bir oyuncu. Siyah beyazlı kulübün 2 milyon euro önerdiği şeklinde haberler alıyoruz. Oyuncunun bir karar vermesi gerekiyor ve 48 saat içinde de bu kararı vereceğini söyleyebiliriz. Geçen sezon Udinese de başarılı maçlar çıkardı. Tabii Beşiktaş'ın beklentileri ne kadar karşılar, o farklı bir tartışma konusu. 5 gol 8 asist üretmişti. Şunu söyleyebiliriz Özgür abi rahatlıkla. Beşiktaş bundan sonraki süreçte çok daha agresif davranarak transferleri peş peşe bitirmeye çalışacak. Halil Dervişoğlu tabii Galatasaray'da 3. dönemini yaşayacak. Beşiktaş'la net bir şekilde görüştü. Beşiktaş istiyordu Halil Dervişoğlu'nu. Şenol Güneş'in özellikle hücum hattındaki rekabeti arttırmak adına böyle bir planı vardı. Hatta ben Halil Dervişoğlu'yla telefonda görüştüğünü de biliyorum. Sayın Şenol Güneş'in. Ama tabii Galatasaray devreye girdikten sonra işler biraz değişti. Sayın Erden Timur'un bu transferi bitirdiğini söyleyebiliriz. Halil Dervişoğlu Galatasaray'ı tercih etti. Onu da vurgulamakta fayda var. Tabii Beşiktaş yönetimine şu aşamada tepkilerin olması son derece normal. Senin de yine ifade etmiş olduğun gibi Jiku'yla Tadiç'in Fenerbahçe, Halil Dervişoğlu'nun da Galatasaray'a geçmesi sonrası Beşiktaş'ta bazı kesimlerde büyük bir isyan bayrağı açıldı. Bunu vurgulamakta fayda görüyorum. Emrah, az önce değindin ama bir kez daha sorma ihtiyacı hissediyorum. Stoper transferinde Amartey konusunda bir sorun yaşamıyor değil mi Beşiktaş? Benim bildiğim kadarıyla yaşamıyor. Beşiktaş'ın önerisi çok net. Yani tabii Leicester City'den ayrıldı. Bonserviste elinde olan bir oyuncu Ganalı stoper. 2+1 yıllık sözleşme teklifine evet demişti. Son aldığımız bilgiler bu yöndeydi. Tabii hafta başında açıklama yapılacak denildi ama dediğim gibi yani salı günü, çarşamba günü, perşembe günü. Bu 3 gün içinde iki transferin açıklanmasını bekliyorum. Sağlık kontrolü var tabii ki. Sonrasında resmi işlemler var. Almanya'daki kampa katılma süreci derken bu hafta içinde Beşiktaş taraftarlarını memnun etmesini beklediğim bazı gelişmeler olacak. Tabii Beşiktaş taraftarı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerçekleştirdiği transferlerin ardından ne kadar mutlu olur o da soru işareti. Evet. Sevgili Emrah Karalinç bütün detaylarıyla Beşiktaş'taki transfer çalışmalarını anlattı tüm detaylarıyla. Emrah çok teşekkür ederim katıldığın için. Çok... Ben teşekkür ederim. Son bir cümle ekleyeyim reklama gitmeden. Salih Uçan'a İtalya'da ilgi var mı yok mu diye Beşiktaş'taki bazı isimlere sordum. Şu an için resmi bir teklif almadıklarını söylüyorlar. Sassuolo Salih Uçan'ı takip eder bölüm. Sassuolo Salih Uçan'ı takip ediyor ama somut bir teklif ya da somut olarak kabul edilebileceğimiz bir yaklaşım yok şu ana kadar. Evet, evet. Son aldığım bilgi bu. Ne bilgi? Peki. Bu önemli detayı da sevgili Emrah Karalinç sizlere aktardı. Çok teşekkür ederim Emrah bir kez daha. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Değerli Nicer, Ajans Spor'da bir haber var. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç Wilfried Zaha ile Londra'da buluştu. Fenerbahçe Wilfried Zaha ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Yıllık 6,5 milyon euro kazanacak futbolcu. Biliyorsunuz Crystal Palace'ın oyuncusuydu. 5 milyon euro da imza parası alacak. Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek Fenerbahçe'nin bu konudaki transferi çerçevesinde. Tabii biliyorsunuz Wilfried Zaha'nın kulübü Crystal Palace'la yeni sözleşme uzatma girişiminde olduğu, daha doğrusu niyetinin bu yönde olduğu yönünde İngiliz basında da güçlü haberler çıkmıştı. Önümüzdeki saatler bu konuda çok daha net konuşmamızı sağlayacak. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor.
Galatasaray Halil Dervişoğlu'yla 4 yıllık anlaşma imzaladı sevgili dinleyiciler. Halil Dervişoğlu daha önce 2 dönem kiralık olarak Galatasaray forması giymişti. Brentford'da bütün haklarını almak üzerine anlaştı Galatasaray. Bu arada Lens Michy Batshuayi için Fenerbahçe ile temasa geçti Fransız kulübü. İddia bu şekilde. Fenerbahçe Belçikalı oyuncu için pazarlıkları 15 milyon eurodan başlatmayı planlıyormuş. Yine iddialardan bir tanesi. Beşiktaş'ta oynamak isteyen Dorukhan Toköz'ün transferi Şenol Güneş'in kararına göre netleşecek. Dorukhan Toköz'ün temsilcisi Ahmet Bulut'un hem Beşiktaş'ta hem de Fenerbahçe'de şu anda müzakerede olduğundan bahsediliyor. Nantes ve Genova Belkan Kutlu için Galatasaray'a resmi teklifte bulunduğu iddiası var. Bir son dakika haberi, Manchester United Marcus Rashford'la 5 yıllık yeni bir sözleşme için prensipte anlaştı. Bu da Sky Sport İngiltere'nin haberi. Juventus ve Al Hilal Chelsea'nin forveti Romelu Lukaku'yu transferi için bir araya geldi ve bu iki takım Lukaku'nun transferi için Chelsea'yi ikna etmeye çalışıyor. İddialardan bir başkası da bu şekilde değerli dinleyiciler. Beşiktaş'ın önde gelen isimlerinden eski yönetim kurulu üyesi ve şu anki disiplin kurulu başkanı Sayın Ahmet Akpınar bizimle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Ben de iyi çalışmalar dilerim. Çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Kurulların bir araya geldiğini öğrendik. Bu tabii sevindirici bir gelişme. Rutin bir konu etrafında mı bir araya geldi? Yoksa bu toplantılar zaten rutin halde yapılıyor mu? Yoksa olağanüstü bir durum mu? Olağanüstü sayılmaz. Çünkü önümüzde tüzük tadiliyle ilgili, yani spor yasası sayılın tüzük tadiliyle ilgili yönetimin hazırladığı bir taslak var. Biz onun üzerinde görüşlerimizi söyledik. O konuda biz aramızda toplanıyoruz. En sonunda geçen hafta yönetim kuruluyla da Sayın Başkan'ın önderliğinde birkaç yönetici arkadaşımızın katılımıyla da toplantı yaptık. Bir komite kurulmasına karar verildi. Taslak üzerinde, yani belirli tadil edilecek maddeler üzerinde bu komite görüşecek, bir hale getirip ve sonra genel kurulun onayına sunacağız. Hı hı. Tüzük tadilinde ne gibi değişiklikler düşünülüyor, sorabilir miyim bunu? Vallahi şimdi yönetimin hazırladığı taslağa biz bazı maddelerde karşılık olumlu bakamıyoruz. Kurulların özellikle işlevsiz kalması gibi bir bazı maddeler var. Bu konuda biz çekincelerimizi ortaya koyduk. Sağ olsun Sayın Başkan da bunu uygun gördü ve bunun üstünde çalışılması gerektiği konusunda antat kaldık. Şimdi komiteler kurulacak, komite kuracağız ve ondan sonra üstünde oynanacak. Sanıyorum 5 yaşın hak ettiği, 5 yaşa yakışan bir yeni tüzük tadil maddeleri düzene girecek. Sonra da genel kurul onayına sunulacak. Anladım ama şu an itibariyle bunların detaylarından bahsetmek çok doğru değil. Belki doğru değil çünkü değişti. Çünkü yönetimin görüşü var, bizim görüşümüz var. Şimdi netleşmeden işte bizim görüşümüz bu. O çatışmaya girer ki zaten şu ortamda artık çatışma olmasını en son ihtiyacı için yeteri kadar gerildik. Çünkü yönetimin önünde ayrıca bir transfer var, ödemeler var. Yani bunlar çok önemli konular. Tüzük şu anda en son konuda. Bir de dikkatimi çekiyor. Hep böyle kurullarla yönetim kurulu arasındaki çatışma haberlerine tanıklık ediyoruz son aylarda. Bir türlü bu kısır döngüden kurtulamadı Beşiktaş. Kurtulması gerekiyor. Yani şu var tabii, biz geçmişte bunların örneğini hiç yaşamadık. Yani biz de yöneticilik yaptık. Biz kimseye ne disipline şikayet ettik, ne işte arkadan top çevirerek aman şunu atın seçime giremesin, aman bunu atın bize ses çıkarmasın gibi bir operasyon içine hiç girmedik. Alışık olmadığımız bir tavır ama biz disiplin kurulu olarak seçilirken verdiğimiz bir söz vardı. Biz herkesin kurulu olacağız, Beşiktaş'ın kurulu olacağız, kimsenin adamı olmayacağız. Şimdi biz kurul olarak görevimizi bu şekilde yapıyoruz. Aynı şekilde haddim olmayarak söylüyorum. Denetleme kurulu da aynı doğrultuda çalışıyor. Divan kurulu da aynı doğrultuda çalışıyor. Bu nedenle tabii bu bir geçiş sürecidir. Fikirler ayrılık olabilir ama sonunda biz orta yolu bulacağız. Çünkü ortak paydamız nedir? Beşiktaş. Beşiktaş'ın en doğrusunu bulacağız. Çatışma olur. Çatışma da aslında güzelliktir. Herkes her şeyi kabul ederse doğru yola bulamayız. Sorun yok. Yani eninde sonunda biz bunları aşarız. Beşiktaş'ın disiplin kurulu başkanı Sayın Ahmet Akpınar bizimle birlikte. Tabii Beşiktaş taraftarı serzenişte bulunuyor. Tepkisi var. Haklı da bu tepkide. Çünkü transferle ilgili Beşiktaş yönetimi attığı adımları tamamlayamadı. Rakiplerine kaptırdığı oyuncular var.
Bu arada işte zaten Halil gündemimizde değil diyor Emre Koca da, ama Şenol Hoca başka bir şey söylemişti vesaire. Bunlar da aslında bu çelişkili ifadeler de taraftarın tepkisini arttırıyor. Bir yorum yapmak ister misiniz, yoksa gerekli görmüyor musunuz bu dönemde? Valla şu anda çok fazla ona girmek istemiyorum ama herkesin sabretmesi lazım. Çünkü neçeri daha transfer sezonu bitmedi. Gelişmeleri beklemek lazım. Yine söylüyorum, tüm kulüplerin olduğu gibi Beşiktaş'ın da işi çok zor. Çünkü dövizin geldiği noktalar ortada. Kulüplerin kendi borçları var, iç ödemeleri var. Bir de transfer için ayıracağınız bütçeler var. Şu anda kulübümüzün bir sponsoru yok. Yani oradan gelecek bir paradan şu anda mahrum kaldık. Bilemiyorum, kombineler en son benim duyduğum 11 bin civarındaydı. Bugün yeniden açıldı. Bugünkü aşama nedir onu tam bilemiyorum ama yani kombine satmak lazım, forma satmak lazım. Yani delik çok büyük ama ufak, tüm kulüpler için geçerli bu. O nedenle de tabii ki kaynak yaratması yönetimin bir an evvel oyuncularla anlaşması, bir de oyuncu fiyatları da el yakıyor. Bir de satabildiğimiz oyuncu da yok şu anda. Hani gelir getirecek bir oyuncumuz da olmadığı için o da ayrı bir handikap. Hadi gelişmeleri bekleyeceğiz ama tabii şunu da göz ardı etmemek lazım. Ayın 27'sinde Avrupa Kupası maçına çıkıyoruz. Evet, şu anda görünüşte hangisi olursa olsun Beşiktaş onlardan daha iyi durumda gibi gözüküyor ama mesela futbol bu. Ben şunu hatırlıyorum. Bir Hapoel Hayfa maçı vardı. Biz İsrail'e maça gittik, revanş maçına. Burada 1-1 kaldık. Orada 0-0 ve elendik. Ve inanın adamların skorboardu yoktu. O takıma elendik. Evet, takıma doğru söylüyorsunuz. O yüzden ya futbol ve geçmişte yaşadığımız handikaplar var. Galatasaray'ın yaşadığı, Fenerbahçe'nin yaşadığı hiç tahmin ettiğimiz takımlara elenmeler söz konusu. O nedenle dikkatli olmakta yarar var. Ben de çok tehlikeli buluyorum bu erken turları, sizin söylediğiniz gibi. Tabii çünkü maalesef kötü deneyimler var. Kaybedecek bir şeyleri olmadı için onlar çok rahat oynuyorlar. Gergin oynamıyorlar. Bir de pazar için Beşiktaş'a gelmek, oradaki o standart gibi önce Beşiktaş'a gelmesi, alacağı rakamların bir anda milyon dolarlara çıkması ya da eurolara çıkması onlar için ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor. O nedenle de daha farklı oynayabiliyorlar. Bu da sıkıntı yaratabiliyor. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Avukat Ahmet Akpınar, Beşiktaş'ın Disiplin Kurulu Başkanı, son bilgileri aktardı sizlere. Değerli dinleyiciler, Beşiktaş'ta transfer görüşmeleri devam ediyor. Yeni sezon öncesi kadrosunu sadece Somaspor'dan Emrecan Bulut'u transfer ederek güçlendirdi ama bu çalışmalar, yani transferle ilgili çalışmalar devam edecek Beşiktaş'ın. Hedefteki ilk isim, az önce sevgili Emrah Karar'ın işte ifade etti, Roberto Pereira. Udinese ile sözleşmesi biten ve serbest durumda olan Arjantinli orta saha oyuncusuyla görüşmelerde son aşamaya gelindi. Beşiktaş'ın teklifini kabul eden 32 yaşındaki oyuncu siyah beyazlarla 3 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Bu hafta transferi tamamlanmaya çalışılan diğer oyuncuysa David Okereke. Bu oyuncu Nijeryalı, biliyorsunuz. Nijeryalı hücum oyuncusuyla da anlaşma sağlandı. Cremonese ile Beşiktaş arasındaki bonservis bedeli görüşmesi, yani müzakereler devam ediyor. Kulüplerin anlaşması durumunda 25 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyla Beşiktaş 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu iki transferin de bu hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor Beşiktaş adına. Bir kez daha Galatasaray bölümümüzdeyiz. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bazı açıklamalar yaptı. Hep birlikte dinliyoruz. Valla çok güzel bir yer. Geçen sene de buradaydık. Geçen sene de katıldım kampa. Tabii buradaki çalışmaları hem izlemek hem de oyuncuların teknik kadronun moral motivasyonunu görmek açısından bizim de zaman zaman kampta olmamız gerekiyor. Onun için buradayız. Çok güzel bir kamp geçiyor. Biz salı günü son maçımızı oynayacağız ve İstanbul'a döneceğiz. Çünkü takvim çok sıkışık. 25'inde deplasmanda ilk Şampiyonlar Ligi eleme maçını oynayacağız. Hazırlıklarımız gayet iyi gidiyor gördüğüm kadarıyla. Hazırız yani, sezona hazırız. Bence bunun değerlendirilecek hiçbir tarafı yok. Neden yok? Şimdi bu karar Türkiye Futbol, yani Milli Lig kurulduktan sonra alınan bu karara bugüne kadar hiç kimsenin aklına gelmemiş. Hiçbir federasyonun aklına gelmemiş. Bir komisyon kurup inceleyelim mi? Veyahut da o zaman bu olayı inceleyenler, şampiyonlukları inceleyenler hiç mi bilgi sahibi değildi? Veyahut da onların görüşlerinin hiç mi önemi? 50 sene sonra eski defterleri karıştırmaya başladılar. Yani ben bunu şöyle algılıyorum. Bu kararı verenler,
bu kararı verenler, geçmişte bu şampiyonlukların nasıl hesaplanacağını söyleyenler, gene federasyon yetkilileri. O kişilere hiç mi saygı yok, onların bilgisine hiç mi saygı yok ki bugün tekrardan bir komisyon kuralım, bir daha neyi inceleyeceğiz? Ben bu kararın yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani bizde bir deyim vardır, çok kullanılır. İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırırmış. Öyle onun gibi bir şeye benziyor. Yani burada geçmişte alınan bu karara tahkim kurulu konuyu incelemiş, daha önce müracaat yapılmış, konuyla ilgili tahkim bir karar vermiş. Tahkim kararları geri dönülmez. Ona da saygı duymuyoruz. Bir daha inceleyelim. Tamam, bir komisyon kuralım şimdi. Sonra bir komisyon, seneye bir komisyon daha kurarız. Bunun önü açılıyor. Aklına gelen herkes, aklına bir şey gelen şimdi şeyin önüne gidecek, federasyona gidecek. Diyecek ki bu konu içinde bir komisyon kuralım. Herkesin bu konuda hazırlığı var. O zaman federasyon ne işe yarıyor? Yani federasyonun bu kararı alanlar geçmişte Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri değil miydi? Onlar konuyu incelemeden mi karar aldılar ki bugün tekrar incelemeye gerek duymuyor? Dursun Özbek 1959 öncesi şampiyonluklar sayısının talebiyle ilgili komisyon kurulması kararını bu sözlerle eleştirdi. Değerli dinleyiciler, Galatasaray'ın transfer gündeminde elbette ki geçen sezon kiralık olarak sarı kırmızılı formayı giyen Milot Rašika da var. Rašika'ya Fenerbahçe'nin talip olduğundan bahsedildi ama şu anda Norwich City kulübünün önünde duran tek resmi, daha doğrusu somut teklif Galatasaray'dan gelen teklif ve Galatasaray bu transferin peşini bırakmadı. Milot Rašika ile de ilgili önümüzdeki hafta içerisinde somut bir gelişme yaşanmasını bekliyoruz. Oyuncunun iradesi de Galatasaray'da oynamak yönünde. Bunu da röportajlarında gizlemeden ifade etmişti Makedon futbolcu. Değerli dinleyiciler, bize ayrılan sürenin Kosovalı futbolcu, özür dileyerek düzeltiyorum, Kosova milli takımında başarılı futbolcusu Vedat Muriç ile birlikte bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek. Hoşçakalın. Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi.